Arkadaşlar merhaba, Makine Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de zikzak bazen çalışmadığı zaman neden çalışmıyor onu tarif edelim. Elimizden geldiği kadar, anladığımız kadarıyla. Şöyle şu dişliği gösterelim. Bakın şu anda fazla oynamıyor. Zaten iğne havadayken fazla oynamaz. İğneyi bakın biraz daha aşağı getirdiğin zaman görüyor musunuz? Şimdi dişlik oynamaya başlar. O da ona göre fark ediyor. Bu da elektronik, şu düğmeyi de gösterelim. Bu da elektronik zikzak dediğimiz. Şöyle. Bakın. İğne havada olduğu zaman görüyor musunuz ne kadar az oynuyor. Hemen hemen sanki zikzak yapmıyor gibi. Ama iğne aşağıdayken bakın. Mesafesi ona göre daha çok oluyor. Şimdi gelelim. Çalışmıyorsa orası nerelerden çalışması? Şuraya bir gösterelim. Şu zikzağın vidalarını bu tarafa geçelim. Bu tarafa geçelim şöyle. Şu vidaları bakın burada iki tane vida var. Şurada. Şurada bir tane burada biri de arka tarafta. O vidalar gevşemiş oluyor. Veya şuradan çatlama oluyor. Şu hafiften şu zikzağın burada çatlamalar oluşuyor. Fark edilmiyor. Bu boşta bastığınız zaman şu boşta döner. Ona dikkat edin. O vidaların tutup tutmadığını. Şöyle çalıştırdığınız zaman içindeki mekaniği de beraberinde çeviriyor mu çevirmiyor mu ona bakarsınız. Ve şöyle makinenin kafasını arkaya yatırdığımız zaman arkadaşlar şöyle bir aydınlatmaya çalışalım. Şu aydınlığı alalım şu şekilde. Şöyle şuraya gösterelim. Bakın. Şu vidalarda gevşeme oluyor şu iki vidada. Şu iki vidada gevşeme oluyor. Ve şu dişlinin şurayı yakınlaştırabiliyor muyuz bilmiyorum. Şurada bir tane büyük vida var. Şurayı biraz yakınlaştıralım. Şurada büyük bir vida var. Tornavidanın ucuyla gösterdiğim yer. Şurayı yakınlaştıralım. Özellikle bu vida görünsün. Şu, evet. Tam şu vida. Şu gösterdiğim vida. Bakın, görüyor musunuz? O gevşemiş oluyor. Bu boşta döner o zaman da. O bir. Şurada iki tane yay var arkadaşlar. Genelde şu yaylardan bir tanesi kopabiliyor. Siz daha önceden görmediğiniz için bu yayları özellikle geçen bir tane makinamızda şu yayın biri kopmuştu. Şurası kırılmıştı. Şu mekanik parçası kırılmıştı. Bu zikzak görev yapmıyordu. Çünkü şurasını tutmadığı için, gerdirmediği için şu boşa düşmüştü. Şu iki yaya dikkat edelim. Özellikle şurası kırılıyor ona dikkat edelim. Şu iki vidalara bakalım. Bakın şu da zaten elektronik olan kutusu da bu. Zikzak motoru dediğimiz şu. Bakın burada düğmeye bastığım zaman şu yukarıdaki düğme görüyor musunuz? Şurası ona göre şu motor zikzak görevini görüyor. Parmakla yaptığımız zikzak görevini burası yapıyor. Şuradan gösterelim. Şuraya bastığımız zaman bakın ben şuraya bastıkça şurası şu zikzak olayını burası harekete geçiriyor arkadaşlar. Bu dediğim yerlere dikkat edersiniz. Eğer elektronik zikzak çalışmışsa şu onlardan yerinden kopmuş olabilir. Şu sekmanlar çıkmış olabilir. Ve çok fazla ses yapıyorsa genelde buradaki şeylerden de olabiliyor. Şu lastik var ya şu lastik dediğimiz şu keçe orada şey olmuş olabilir. Yıpranmıştır çok ses yapar böyle tak tak diye ses yapar bastıkça. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar zikzak olarak. Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Makinenin hani neden zikzağa çalışmaması ile ilgili şimdilik diyeceğimiz bunlar. Arkadaşlar abone sayımız 3000'e yaklaştı. Abone olursanız seviniriz. Bildirimlerinizi açarsanız 100'e yakın videomuz var. Bundan sonra gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.